Şimdi sıra offset kesme komutunda. Yine hemen bunun için parçamı hızlı bir şekilde tanımlıyorum. Programım açılsın. Hemen referansımızı tanımlayacağız. Sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Modelin bulunduğu klasörü kullan. Tamam. Siyasi kontrol yöntemi olduğu gibi bırakıyorum. Sadece referans tanımlayacağım. Dönme merkezliği kütüğün üstü ortası olsun referansım. Burası. Onayladım. Tamam. Buraya da tamam. Stok modelimi yine kaba işlem yapmamak için 3B model olarak tanıtacağım. Parçamı seçtim bir kez. Onayladım. Tekrar onay verdim ve çıktım. Buradan HSM diyorum. Teknolojinin altındaki operasyonlardan offset kesmeyi seçtim. Yine hedef geometrimizi program otomatik algılıyor. Takımı tanımlayacağım hemen bir tane. Bir tane küresel takım seçtim. Bilgisine girmedim. Eğri var burada. Tek bir eğri ile çalışıyor offset kesme. Eğrimiz de şöyle olsun. Onay verdim. Okumun yönünden, okumun arkasından baktığım zaman demek ki sol terapiye uygun çalışacak takımım. O yüzden buradan da gelip solu seçmem gerekiyor yön kısmından. Sol dedim. Sağ dediğim zaman ne olacak? İlerleyen dakikaları göreceğiz ona. İlk önce normal bir şekilde görelim. İşlem masalara geldim. Otomatik dedim. Pasolarda duvarda ve tabanda taş bırakmadım. Şuraya 1 diyorum şimdilik. 1 milimetre yana kaysın. Tabi yüzey kalitenize göre buradaki değer değişir. Onu da söyleyeyim. İşleme sınırındaki hedef modeli seçim. Yani hedef modeli üzerinden işlem yapacak. Bağlantılarda çip yönü kesimi seçtim. Ve kayıt ve hesapla diyorum. Hemen bakalım simülasyonumuza. Bakın sadece şu kadar kısımda işlem yaptı. Sebebi ise şöyle çıkayım ilk önce. Burada çıkmayayım. Şuradan bakayım. Sol offset dediğimiz bir kısım var burada bakın. Şimdi bakıyorum ben. Hatta buradayken sol offset gelip şu noktayı seçersem ve onay verirsem ve bu şekilde hesaplatırsam bakalım ne oluyor. Buradaki benim belirtmiş olduğum zincire sıfır şekilde işledi. Biz eğer şuradan, şu köşeden, şuraya olan mesafeyi bilseydik o zaman gelip o değeri buraya yazabilirdik. Ama bilmediğimiz için ne yaptık? Sol offset dedim. Geldim burayı seçtim. Şimdi şu işleme close eylerindeki yönümüzü sağ yapalım bakalım ne oluyor. Saplatıyorum. Simülasyon. Bakın sadece buraya kadar işlem yaptı. Çünkü sağ yönü seçmemiz için şuradaki eğer ille de sağ yönü seçeceksek şu geometrimizi, şu zincirimizin ok yönünü şu tarafa çevirmemiz gerekiyor. Ve ok yönünde şu şekilde arkasından baktığımız zaman ne oluyor? Takım sağ tarafa doğru kayarak işlem yapacak. Dolayısıyla bizim oradan gelip burası sağ ise şu pozolar kısmından da sağ offset kısmı aktif olacaktır. Şu anda biz sağı aktif yaptığımız için bakın sağ aktif oldu, sol pasif oldu. Tekrar geliyorum klozerlerine. Solu seçiyorum. Pasolara geldim. Sol offset'im olduğu gibi duruyor. Tamam. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Şimdi bağlantı şu pasolarda karşıt var. Bakalım
Bu parça için aslında pek uygun değil ama sonra diyelim bakalım ne yapıyor. Daha önceki videolardan hatırlarsanız ne işe yaradığını biliyorsunuz. Bir bakalım simülasyonumuza. Şöyle. Bakın kare olarak işlediği bütün şeyleri geometri görüyor musunuz? Bir dikine yaptı. Bir de onun tam tersinden paralel yaptı. Yani şöyle simülasyonumuzu biraz düşüreyim. Bakın ilk önce dikineyi yapıyor. Dikine olan takım yollarını oluşturdu. Şimdi ise tam onun tersinde paralel olarak takım yollarını işliyor. Bunu öncesinde de yaptırabilirsiniz, sonrasında da yaptırabilirsiniz. İsterseniz yok da diyebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Sonra kademe değeri var. Ne işe yaradığını biliyorsunuz artık. Bir de bağlantılar var. Bağlantılardan işleme yönümü tek seçiyorum. Bakın. Evet, kayıt ve sapma dedim buna göre. Takım yollarındaki boşta gizlemelere dikkat edin burada. Çalıştırıyorum simülasyonumu. Hızını biraz artırayım. Şimdi şu mavi çizgiler parçanın yüzeyinde işlem yapan çizgiler, yani G1 ile olan ilerlemeler. Yeşiller de neydi? G1'de yalnız hızlı ilerlemeyle olan yeşil çizgiler. Kırmızı çizgiler ise G0 hızı, yani rapid hızı. Yani takım tek yönlü çalıştığı için ne yapıyor? İlk önce geliyor buradan pasosunu tamamlıyor. Sonra yukarı çıkıyor. Geri tekrar boşluğa geri geliyor ve ikinci pasoya o şekilde geçiyor. Bu zaman kaybı demektir. O yüzden çift yönlü kesim daha uygundur bizim için. Sonra sıralamayı çeviriyor. Bakın ilk önce bir şekilde bu şekilde bir daha hesaplatayım. Takım yollarına dikkat edin. Nereden başladığına. Bakın adım adım gidiyorum. Bakın takım ilk önce şu köşeden başlıyor. Görüyor musunuz? Buradan işlem buradan başladı ve burada bitti. Şimdi gelip buradan da diyorum ki sıralamayı çevir dedim. Tekrar kayıt ve satma dedim. Yaklaşayım parçama. Adım adım gidiyorum şimdi. Bakın bu sefer buradan başlıyor ve aşağı doğru devam edecek. Görüyor musunuz? Yukarıdan başladı ve aşağı doğru devam etti. Mantıklı olan da bence yukarıdan aşağı olan. Sonra bir de burada basit sıralama var. Basit sıralamanın ne işe yaradığını biliyorsunuz. Eğer burada bir delik ya da bir kanal olmuş olsaydı buraya teğet şekilde takım yolları oluşturabiliyorduk. Şu anda parçamda yok ama bir önceki videolardan hatırlıyorsunuz ne işe yaradığını. Şimdi kapattım bunu. Stratejide kalkışlarda hiçbir işim yok. Offset kesim bu kadar kolay ve kullanımı basit ve kolay ve çoğu yerde işinize yarayacaktır. Bir de katı simülasyonuna bakalım. Takım yollarını bir onda bir Z'de aşağıya indirirsem bütün yerlerde işlem yaptığını görebilirim. Şuradan diyeyim ki tabanlı tolaş -0.1 onda bir tabana girecek. Hesaplattım şimdi tekrar. Normal olması gereken değerden aşağıda olduğu için şu anda tabanlı tolaş kısmı bana uyarı veriyor. Şimdi bakalım. Bakın. Her tarafta işlem yaptı. Eğer benim takım yollarım 1 milimetre 1 milimetre değil de 0.2'de 0.1'de 0.05, %5, onda 1, onda 2 olsaydı buradaki yüzey kriterim daha da iyi olacaktı. Ama tabi bu hesaplamamızı etkileyecektir. Mesela diyelim ki yana kaymam 0.2 olsun. Onda 2. Kayıt hesapla diyorum. Evet. Bu parçada işleme yüzeyim az olduğu için çok sürmedi ama genelde şu parçanın tamamını işleteceksiniz. Eğer buradaki takım hesaplama yolları biraz uzun sürer. Bakalım. Yaklaşalım parçamıza. Görüyor musunuz? Kusursuz bir yüzey. Yani yan adımlama değeri, yani pasolar arasındaki mesafemiz ne kadar düşük olursa o kadar mükemmel kalite, yüzey kalitesi elde edersiniz. Ama bilgisayarınızın bunun için iyi olması gerekir. Hani işlemcinizin, RAM'inizin, ekran kartınızın, çünkü hesaplama biraz uzun sürer o zaman. Bir de bunun husus simülasyonuna bakalım. Oradaki takım yollarının sıklığını göstermek istiyorum özellikle. Bakın görüyor musunuz takım yollarının sıklığını? Bağlantılarda yine en küçük paso
boyutumuz var. Yine ne olduğunu biliyorsunuz artık. Başka işimiz yok. Çıktım buradan. Bu videomuzda bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.